Sen duymadın da çok şey yapmadın. Doğru mu? Bu ne için dedin ya? Yok. Tamam. Ahmet her şeyi getirelim. Şuraya şey yapayım. İşaret koyayım. Bulamadığımız yerleri. Hiçbir şey olmaz mı? Şey var mı kağıt? Ne? Kurşun kalemle şöyle kenarlarına işaret koyacağım. O yapıştıracak şeyler var. Ne oldu bulamadım ki işte şuralardaydı. O şeyi çekmeceye çektin mi? Çekmece, çekmeceye baktın mı? Ne var şu an? Kurşun var mı? Bakın Ahmet verdi ama. İki tane. Bir de kırmızı var. Şey var böyle yapıştıracağın şeyler ya. Şartı mıymış o? Yok, pedasın. Odanda olur onlar. Tezlik devam ediyor mu? Yarım gün. Yarım gün. Yarım gün. Fazla bir gün. Bir buçuktan altı buçuk, yediye. Oo, çok çalışıyorsun. Onu bile kazanamıyorum da ne yapayım? Bir buçuktan altıya kadar zaten altı saat mi sen ya? Yani tam gündür. Yani. Bir saat tabii, çay saati var. Bir saat. Ama kadar çay veriyoruz. Çay vermedin bugün bana Ahmet hocam, gittim diyor da başka şeyler... Ne zaman geldi de ondan. Açık çay içti. Aşureye mahsure denk gelmiş. Aşağı çay da kaynı diyor ama. Kahveye gitmeye gidiyor, bunu yedim öyle. Bizim garanti mi dedi? Yani... Hangisi lan? Bu var ya, kurutluk, kurutluk diyoruz da. Bunun aslı var. Kurutluk bu Osmanlıca'da öyle okunuyor. İkinci cilt mi? İkinci cilt. Dikili mi söylüyorum? Kastıları mı? Bin liraya, bin liraya. Bir şeyini görmek istiyorsun ki Sabancı Müzesi'ne gideceksin. Kayıt o. Kayıt oldu. Sen bunu bana ver de, gerçi gözlüğüm yok burada da, odada şimdi gözlüğüm. Britanlik, Britanlik. Britanlik çok güzel. Çok buna uğraştık. Britanlik. Öyle protestanlık şeyi oldu, ayrılması oldu. Yani oradan da kuntenlik diye çıktı da, nedir bu? Gözlük mü vereyim? Var mı senin gözlüğün? Bana olur mu? Ya sen getireyim senin gözlüğünü oradan hemen. Kaçma. Böyle bir şeker de bana atsana. Son çıkanların bir ad söylemişti, protonluk değil de daha başka bir ad söylemişti Ali Kemal. Öyle. Kuritenlik. Ne dediğin o? Aslı kuruptuk diye Osmanlıca'da yazıyor. O kadar aslı kuritenlik. Şu kuritenliği bir oku bakalım şurada oturdan. Kuritenlik İngilizce puritanizm. Fransızca puritanizme. Puritanizm sıfat olarak puritan. Puritan. Miladı 16. asırda İngiltere'de Kalvenci fikirleri temsil eden ve bu yüzden
baskı gören dini bir ceryana verilen attır. Evet, baskı yapmıştı Hristiyanlar. Kalvinizm diyorlar ya da. He? Kalvinizm diyorlar. Kalvinizme dayanıyor. Baskı gören, bu yüzden baskı gören dini bir ceryana verilen attır. Kalvinizm ne yani, ne Kalvin o? Anlatacak. Kalvinizm bu işte anlatacak. Puritenler başlangıçta bir mezhebin temsilciliğini yapmak üzere ortaya çıkmamışlardı. O zamanlar İngiltere'de krala tabi Anglikanizm mezhebi kurulmuştu. Anglikanizm bir fikir ve halk hareketi olarak değil, İngiltere kralı 8. Henry'nin boşanma konusunda papayı tanımaması ve İngiliz kilisesini kendisine bağlamasıyla kurulmuştur. Bu sebeple kilisenin teşkilat ve idaresi dini ayin ve merasimlerle kıyafetler bakımından Katolik kilisesinin unsurlarını taşıyordu. Oysa İskoçya'da ortaya çıkan Presbiteryen mezhebi kalvenci olup dini cemaatin idaresinde demokratik esasları benimsemiş, dini ayin ve ibadetlerde sadeliği müdafaa ediyordu. Anglikan kilisesi mensuplarından bir kısmı bu fikirlerin tesiri altında kalarak Anglikanizmin hala muhafaza ettiği Katolik unsurlarına karşı çıktılar. Bu hareket Anglikan kilisesi tarafından şiddetle kınandı ve Püritenler 1583'te kurulan kilise yüksek komisyonunun kararlarıyla takibata uğrayıp baskı ve zulme maruz kaldılar. Bir kısmı Hollanda'ya ve daha sonra Amerika'ya göç etti. İşte bu mecburda. Yani şey gibi. Ehl-i Beyt, Ali Beyt. Yani müspet bir yola yeniden başlayınca garip geldi onlara. Bismillah. Evet. Bir kısmı Presbiteryen mezhebine katıldı. 2978'e Taksim 2, Kraliçe 1. Elizabeth'in 1603 yılında ölümüyle İngiltere'ye hükmeden Tudor hanedanı sona ermiş, yerine Stuart hanedanı geçmiştir. Bu hanedandan gelen 4 kral, 1. James, 2. Charles, 1. Charles, 2. Charles ve 2. James İngiltere'yi mutlakiyetle idare etmek istediler. Oysa İngiltere'de o sıralarda bir de parlamento mevcuttu. Kral 1. Charles parlamentoyu dağıttığı gibi Presbiteryenleri ve dolayısıyla Püritenleri Anglikan mezhebine girmeye zorladı. Bunun üzerine 1638 yılında Edinburgh'da isyan çıktı. Kral isyanı bastırması için gerekli parayı temin için parlamentoyu toplamak zorunda kaldı. Fakat parlamentoda krala karşı cephe aldı. Böylece dini sahadan sonra siyasi sahada da siyasi püritenlik ortaya çıktı. Kralın ve Anglikan kilisesinin zulmüne ve baskısına karşı püritenler no bislop, no king, yani ne piskopos istiyoruz ne de kral diyerek dini sahada olduğu kadar siyasi sahada hürriyet ve demokrasiye taraftar oldular. Bu hürriyetçi slogan ve fikirleri bir kısım burjuva kapitalist çevreleri de cezbetti. Devlet idaresinde parlamentarizm ve demokrasi kapitalist sınıfın menfaatine uyduğu için püritenlik bu çevrelerce destek gördü ve siyasi alanda işbirliği yapıldı. Nitekim kral 1. Charles'a cephe alan parlamento gücünü bu işbirliğinden aldı. Kral taraftarları ile parlamento taraftarları arasındaki mücadele ve savaşta kral yenildi ve Londra'dan kaçtı. Daha sonra yakalanarak idam edildi. Parlamentonun başına Cromwell geçti. Britenler Cromwell'in iktidarı zamanında hükümeti fiilen kontrolleri altına aldılar. Fakat daha sonra siyasi tecrübesizlikleri yüzünden bölündüler. İngiltere'de 1666 yılında krallık yeniden kurulup Charles II'nin tahta geçmesiyle Britenler yeniden baskı ve takibe uğradılar ve siyasi alandan elendiler.
Kuzey Amerika'ya göç eden Püritenlerin siyasi rolleri daha uzun sürdü. Massachusetts'te ayrı bir koloni kurdular. Fakat muhtelif sebeplerin tesiriyle 1691 yılında kolonileri dağıldı. Bununla beraber devlet idaresinde demokratik fikirleri müdafaya devam ettiler. Nitekim 1750'den itibaren Anglikan piskoposluğu ile İngiliz hükümetine karşı çıkmaya başladılar. Bu bakımdan da Amerika'daki İngiliz sömürgelerini bağımsız bir devlet olma hareketine yönelten 1776 ihtilalinin hazırlanmasında büyük bir rol oynadılar. 2979 siyasi alandaki püritenlik geniş çevrelerde çevrelerce desteklenmesine karşılık dini sahadaki püritenlik çok sınırlı kalmıştır. Zira püritenler yalnız İncil'e bağlılığı esas aldıkları ve buna göre birçok bidatları reddettikleri için işte kitaba dayalı bir Hristiyanlık bu. Evet. Yani esasında burada. Onun için yani az kısma çekildiler. Bu mezhep mensupları din ve ahlakta çok katı olarak vasıflandırıldılar. Nitekim puritanizm kelime manasıyla tathir ve tasfiyecilik demektir. Ve Hristiyan yani dinine çıkartıyor yani uydurmaları. Bidatları yani. Bidatları çıkartıyor evet. Atıyor. Ve Hristiyan dinine sonradan ilave edilen unsurları ayıklayıp asliyetine irca fikrini ihtiva etmektedir. Bu ceryan mensupları ayrıca Calvin'in kaderiyeci görüşlerini benimsemeleri neticesi kendilerine farklı ve mümtaz bir yer vererek diğer topluluklardan tecritleri neticesine yol açmıştır. Nitekim Calvin, iman ancak ebedi saadetleri ezelden mukadder olan kimselere bahşedilmiş ilahi bir lütuftur demiştir. Calvin'in anlayışları bunlar. İman ancak ebedi saadetleri ezelden mukadder olan kimselere bahşedilmiş ilahi bir lütuftur demiştir. Ve bu sebeple de samimi inanışa sahip püritenler kendilerini hususi olarak ilahi bir mazhariyete sahip gördüklerinden dini, ahlaki hayatta çok titiz ve disiplinli yaşayışı esas almışlar. Buna uymayanlara karşı hoşgörülü olamamış. Taraftarlarının azalmasına sebep olmuşlardır. Öyle ki batıda yazılmış lügatlar püriten sözüne mecaz olarak mutaassıp aşırı bağlılık manalarını verirler. Zikriyeceğim bu mezhep çokluğu ve din hürriyeti insanları doğru dini aramaya sevk etmektedir. Hakikati arama meyliyle İncil bu kendini çok aramışım ha. Bütün kitaplarda paralı. Bundan sonra buldum bunu. Evet. Zikri geçen bu mezhep çokluğu ve din hürriyeti insanları doğru dini aramaya sevk etmektedir. Hakikati arama meyliyle İncil ve Tevrat'ın aslını araştırma çalışmaları artmıştır. Tarafsız ilim adamları ve tarihçiler bunların tahrife uğradığını kabul etmektedirler. Ayrıca bu kitapların tarihi hadiseler ile dünya, kainat ve insan hakkındaki malumatlarında ilim ve hakikate aykırı taraflar ortaya çıkarılmaktadır. Bak Prens Bismarck, bu muharref din ve mezhepler zamanımız insanlarının din ihtiyacını tatmin edememektedir. İnkarcılık ceryanları insanları maddi ve manevi buhranlara sürüklemektedir. Puritanizmin şeyi bu işte, kalbine dayanıyor. Bismarck o zaman. Evet, aynı şey. Geçici maddi zevkler ve aldatıcı meşgaleler buhranlara bir çare değildir. Bu sebeple akıl ve vicdan sahipleri hakikate aramaya devam edeceklerdir ve etmektedirler. Nitekim birçok örnekleriyle bu hakikati bulanların huzura kavuştukları görülmektedir. 20. asır ve sonrası insanları Kur'an hakikatlerine sarılmakla ancak felah bulacaklardır. Kitaba dayalı olması lazım. İncil'e dayanmak için. Puritanlık yani hakiki İncil'e dayanmak manasında bir hareket. Hristiyanların bağnazları diye getirmez. Yani tabir edin. Şey gibi, aynı Şia'daki hani Zeydiler gibi. Üstad evet, onlar evet, işaret evet, ediyor ya. Gibi, evet. Geçen de o Zeydilerin çok üstüne gittiler. Öyle mi? Evet. Onlara başka, onlara ne diyorlar?
Şimdi başka bir şey diyorlarmış Türkiye'ler, o post mu ne diyorlar Yemen'de. Uçaklarla hatta onların mevzilerini bombaladılar. Demek ki onlar yani bu işte Yemen'de bunlar daha çok Yemen'de. Çay da olur. Hristiyanlar bu mezhebi şimdi nerede var? Hristiyanlığın mı? Evet. Bunlar herhalde Almanya'da, Amerika'da varmış yani. Var mı bunlar? Var var. Şimdi buranın asil yani resmi mezhepleri bu mu yoksa? Yok başka? Resmi değil de bunlar işte aynı bizim gibi böyle kaçak göçek evlerde, dağlarda, bayırlarda herhalde. Bizim de varlığımız var mı? Var. Ama nerede? Arada bul geldi. Arada bul. Aynı onlar da böyle bizim gibi böyle kamuoyuna yansımayan böyle insanların olduğu mutlaka var ya. Muhakkak buna Müslüman, çoğu Müslüman olmuş. Yani ileride belki Allah bir imkan açarsa bunlara, demek ki bize açarsan Allah bir, demek onlara da açacak. Şimdi kulutluk çıktı var ya, sayıda kulutluk. Evet. Nedir diye araştırdık. Bakmadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Kulutluk ne? Külliyatta var. Ama şey, Ali Kemal başka bir at verdi onlara. Ya şimdi atlar çok çeşitli. Atlar değişiyor canım. Yani o zaman adı esasında bu tarihi gelişmedeki olan Kutup Pürütenlik'ti. Yani bunu esas yani kaynağından yazdık bunu biz. Pürütenlik. Hocam bana önce bir papazdan bahsetti ya. İşte o papazın mahaka Müslüman olduğuna derler. Demiş ya sonra görüşelim, ha Rusya abi. Ha? Sen dedi ya papasla konuştun ya, dedi onu sonra konuşuruz dedi. Evet. Demek bu maddi menfaat onu bir İstanbul hamle getirmiştir. Belki de içinde Müslümandır. Yoksa o ciddi Müslüman zaten. Müslümandan daha çok borcu, borcu. Yani Müslüman ileri derecelisi. Kilisede diyor bana, ya ilk görüşüyoruz daha orada, kilisenin şeyinde yani, onun yönlendirme sahasında. Hacı diyor, kırt çöpe atıyor bana ya. Bu ha, hacı sahi. Şey, hadiste vardı, İsa Aleyhisselam açı kıracak diye, kaldırı kıracak. Evet, evet, kıracak. Papazlar diyor, çok diyor, çektiğinde bulunuyorlar. Diyor, bu sahip değil diyor bu ya. Daha başka zamanlarda da görüştünüz mü aynısıyla? Gittim. Yani görüşmek için dedi işte biz Fener Kilisesi'nde görüşelim dedi bu başpapaz. Tamam dedi. Birkaç gün sonra Fener Kilisesi'nde bir çanta var benim. Şimdi biraz bu çantayla okula olmuyor. O zaman da gencim. Herhalde bu sivil polis olabilir diye böyle bir şey çeşitli şeyler verebilirler. Herhalde marka yani. Gittim. Fener Kilisesi'ne gittim. Fener Kilisesi'nin girişinde, büyük giriş kısmında sol tarafta bir kulübe var. Nöbetçi var orada. Telefon falan da var. İç tarafta kiliseyle görüşüyor. O zaman hatırına göre sağ orada. Gittim. Böyle biraz orta yolu şişman bir bekçi. Ama şeysiz, dirayetsiz, zavallının teki. Dedim ben, Atina Gülasan'a rica yapıyorum, dedim. Şimdi olmaz dedi. Niye dedim? Yemekte dedi şimdi. Peki dedi, yemekte. Yemekten gelince dedim görüşürüm, beklerim dedi. Dedi olmaz. Zaten ben Atina Gülasan'a görüşecek değilim, onun vekiliyle görüşeceğim. Dedim o zaman vekiliyle dedim görüşeyim ben. Adına burası. Bir şey daha söyledi gene hani o olmaması yani ipi bunu söyledi de beklerim dedim gene ben. Baktım ki ben ciddiyim. İsrarlıyım yani ile gireceğim. Adama dedi ki ya görüşeceğiz dedim şu şeyde. Olmaz dedi. Fakat bu sahaya gelince adam heyecandan titremeye başladı. Bayağı gözle fark ediliyor titrediği. Ya dedim şimdi ben kendime derler mi gazeteciler şimdi bir nurcu geldi bizim şeye efendim
Beci grubesine adamı öldürdü. Ne diyeceksin şimdi sen? Çıkışını sizden. Bunu düşününce tepeyatımdan ben döneyim bari dedim. Peki dedim, ya dedi, şey yapma dedim, heyecanlanma dedim, ben dönüyorum. O zaman biraz rahatladı gibi ben de döndüm oradan. İkinci defa bir daha gitmedim çünkü baktım. Sonra dediler ki bana, oraya dediler ki şey, kiliseye. Yani bakanlar gelip giremiyorlar değil ki sen. Evet. Ama tabii hata bende. Çünkü o Nurcu'dan şey alacaktım ben. Telefon alacaktım. Ben geldim kapıda bekliyorum diyecektim. O artık çaresine bakacaktım. Biz onun tertibini yapamadık. Kaç yıllarındaydı işte abi bu? He? Ne kadar zaman evvel? Ne kadar zaman önce. Adama demişler ki bu mumu söndür demişler. Ne dudağı yokmuş. Bana demişler zor işin denk getirdiler. Tarihi sorduğunuz zaman en zor iş benim. Yani tarih deyince ne kadar zaman evvel tahminen yani böyle yaş değil illa. Ben söyleyeyim sana en azından bir 40 sene evvel. En azından. 40-45 sene evvel. Şimdi burada bir tane de madem mevzuyla alakalı oraya da okuyalım aynı yerlerle hatta. Anglikan Kilisesi'ne cevap. Evet. Ondan sonra. Yani bu Anglikan Kilisesi değil mi? Anglikan kendi İngilizlere mahsus bir mezhep değil mi bu? Anglikan. İsmi şey var, siyasetçiliği de var. Yani oraya tabi olmamak için adam kendi müstakil orada bir mezhep gibi değil mi orada yani o? Yani siyasi kuvvete dayalı bir şey bu. Hem adam kilise başkanı hem de İngiltere kralı mı oldu Henry? Doğru kadarını bilmiyorum. Evet. Yani Anglikan bir isim değil mi? Müstakil bir mezhep. Anglikan kilisesi ne diyor? Hristiyanlığın İngilizlerin mezhebi bu. İngilizler mağrur bir millet ya. Papaya tabi olmadı onlar. Kendi müstakil bir şey kurdular. Kendilerine ait Hristiyanlığın bir mezhebi. Peki bu kavgaları ne onların? Hani bu kuzeydeki mezhep kavgaları, bombalamalar vesaire, bunlar. Onlar şey işte gene böyle bir şey gibi. Biz niye şimdi, niçin kavga ediyoruz biz? Bizdeki hakimiyet. Biz dört mezhep kavga etmiyor ki. He? Ediyor mu? Ya biz huzurda kavga ediyoruz ya. Dünya tamam. Şey ya, bu her devlette var. İnsan olan yerde var. Sen bir ben bir de kavga ediyoruz. Şimdi bu Anglikan işte İngiltere devletinin resmi mezhebi. Tabii İngiltere de o zaman dünya devi. Bütün dünyanın en büyük güçlü şeyi. Öyle güçlüce bir devlet olunca mezhebi de kendine mahsus. Tabi onlar gidip de bir papaya, İtalya'ya tabi olmayı yediremiyorlar kendilerine. Ya artık İngiltere deyince Hindistan'a hakim, Zelanda'ya hakim, güneşin ilk doğduğu yerden güneşin son battığı yere kadar tamamen İngiltere'nin şeyinde, imparatorluğunda. İşte İstanbul'u da bunlar tabi İstanbul'u da şey yaptıkları zaman, işgal ettikleri zaman baksana papaz burada soru sormuş. Tam da üstadın İstanbul'da olduğu dönem 1920. İstanbul'un işgali 1919'lar. 20'nin başları. 1920'de İstanbul'u işgal etmişler İngilizler. Üstad Hazretleri de burada o zaman esaretten dönmüş. Hemen Üstad Hazretleri bunlara karşı cihad ediyor. Aynı zamanda Yeni Said'e de döndüğü devre. Fakat Üstad bu Hutubat-ı Sitte'yi de neşretmiş o dönemde. Ondan sonra hemen onu görünce bu işgal komutanı Üstad'ın hakkında vur emri çıkartmış. Ondan sonra bizim hakkımızda nasıl böyle dehşete kalır? O Hutubat-ı Sitte'de çok dehşet. Ondan sonra Üstad bir kayıkla Sarıyer'e götürmüşler, tenha bir yere. Orada sahilde bir yalnız başına yaşayan bir adam varmış. Ondan sonra onun işte oradaki hocalar ve kimler delalet ettiyse o adam şeyden almış, iskeleden üstadı o eve götürmüş. Kendi yalnız başına yaşıyormuş. Adam da mücerretmiş. Bir ön oda var, gittim ben onu gördüm. Ön oda var, adam orada oturuyor. Arkada bir oda var. Üstad demiş ki sen de bu odada kal. İkisi bir
ahşap bir bina, paylaşmışlar. Üstadımız deniz görüyor, orayı görüyormuş ama şimdi görmüyor. Binalar yapılmış önüne. Orada kalmış işte üstad. Hem de yani gözden uzak, bur emri var. Ve gizlice götürmüşler buradan. Eminönü'nden, Saraybolu'ndan kayıkla götürmüşler. İngilizler? Yok, üstadın dostları. İngilizler vur emri çıkarmışlar hakkında. Üstad bunlara çok dehşetli. Tek başıyla şey yapıyor, mücadele ediyor. Çünkü buradakiler çoğu Ankara'ya gitmiş. Osmanlı meclis mevzusuna dağılmış. Üstad gitmiyor buradan. Hatta gel diyorlar buraya, burada daha şey yaparız. Yok, ben tehlikeli yerde mücadele etmeyi daha çok severim diyor. Burayı daha şey görüyorum diyor. Üstad tabi burası hilafet merkezi ya, terk etmek istemiyor burayı. Ondan sonra işte o devreyle alakalı bir mevzu da burada var. Üstad o esnada bir toplantı yapıyor. Her tarafa şey gönderiyor herhalde tahmin eden. Tamimler gönderiyor. Öyle bir şey de geçiyor. Var üstadın mücadelesi var tabii ki yani. Bir olama cemiyatlarını topluyor. Tabii. Bazı olamalar fatva bir İngilizlerin lehinde. Tabii yok, tabii üstadın o bu hem İngilizlerle mücadelesi var, hem şeyi destekliyor üstad, milli hareketi destekliyor. Ondan sonra İşaret-ül-İcaz mesela. İşaret-ül-İcaz o zaman tab ediliyor. Bütün müftülüklere gönderiliyor. Hatta Enver Paşa işte gitmeden önce son büyük hayrı o oluyor. Parasını o veriyor, kağıt parasını. Üstadına diyor, hiç olmazsa diyor, bu harbin hayrını olarak bunu bastıralım diyor. Basılıyor ve bütün Osmanlı müftülüklerine, o zamanki Diyanet İşleri işte başkanlığı, Darül Hikmet-i İslamiye, bütün müftülüklere gönderiyor İşaret-ül İcaz'ın Arapçasını. Müftüler onu okuyunca yeniden canlanıyorlar. Aslında İstiklal Harbi'nin, Türkiye'nin tekrar canlanışının temelinde yine Risale-i Nur ve üstadımız var. Evet, o tefsiri görünce tabii ki böyle yeniden bütün müftüler hareket ediyor. Türkiye'de herkes de bunu kabulleniyor şimdi. İstiklal Harbi'ni yeniden başlatan büyük çapta din adamları. Hatta bu Kadir Mısıroğlu yazdı işte Sarıklı Mücahitler falan diye kitapları vardır yani müftüler. Hep o çevredeki insanları hareketlendiren hep müftülerdir. Onların da eline İşaret-ül İcaz geçtikten sonra. Onun için Üstad Hazretleri 1334'te işte Risale-i Nur'un, daha sonra Risale-i Nur cüzü olan İşaret-ül İcaz'ın o hareketidir diyor ayetin tabiriyle. Dolayısıyla Üstad Hazretleri de burada işte İngiliz Anglikan Kilisesi'ne cevap diye bir şeyi var. Bir zaman bir aman İslam'ın düşmanı, siyasi bir destas. Bir ama diyor ha. Bir aman. Amansız. Bir ama ha, tamam. İslam'ın düşmanı, siyasi bir destas. Yüksekte kendini göstermek isteyen elhamnas, bir papaz. Dezise niyetiyle hem inkar suretinde, demek iyi niyet yok. Hem de inkar suretinde, hem de boğazımızı pençesiyle sıktığı bir zamane elimde. Pek şemaatet kerane bir istifham ile dört şey sordu bizden. O adam. O adam. Şemaatet kerane şey mi? Şemaatet yani gürültü daha... çıkararak. Gürültü çıkararak yargaralık yapmak bir suretiyle. Bir istifham ile. Yani, tam şerahaten demiyor. Yani şey diyor yani. Kinayi olarak. İstifham ile derken şey demektir yani. Kinayi olarak. Sual manasında tenkit tarzının makamına geçiş yapmak. Hı. Hem soruyor ama aslında tenkit cevabını da kendi veriyor gibi. Yani tenkit niyetiyle soruyor. Soruyor. Evet. Ve buna istifham deniyor işte. İstifham. Kendi de var ya lemala şeyde tabiat sırasında. İstifham. İstifham inkarıyla. İstifham. İstifham diyorsa istifham. İstifham. İstifham işte zaten. Dört şey sordu bizden. 30.000 kelime istedi. Sınırda koyuyor. Dört şeyi soruyor, 30.000 kelime cevap ver. 30 mu? 30.000. Şemaatetine karşı yüzüne tükürmek.
desisesine karşı küsmekle sükut etmek. İnkarına karşı da tokmak gibi bir cevabı müskit vermek lazımdı. Demek o şekilde olunca cevabı böyledir. Evet, cemaatine karşı yüzüne tükürmek, desisesine karşı küsmekle sükut etmek. Sükut etmek. Evet, inkarına karşı da tokmak gibi bir cevabı müskit vermek lazımdır. Onu muhatap etmem. Demek ki muhatabın tespitinde kötü niyetleri varlığı olunca olmaz, muhatap olunmaz. Evet. Mesela bazı şeyler bak çıkıyorlar böyle alay ediyor hocalardan. Bir sürü hani mevzu oldu ya son günlerde. Demek o şekilde çıkmak doğru değil yani. Adam alay ediyor. Solcular bazı o hocaları, cübbelileri falan çıkardılar da televizyonda mevzu oldu böyle. Adamlar niyetleri dalga geçmek, şey yapmak. Ya işte. Ondan ya sonra... her zaman dinin sulubu da inkarcılara karşı sulubu daha evet. Evet. Onu muhatap etmem. Bir hakperest adama böyle cevabımız var. Muhatabı değiştirdi. Muhatap hakperest. Cevabımız şu. O dedi birincide Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dini nedir? Hakperest soruyor değil mi şimdi? Hı. Evet. Hayır. Muhatap değişti ya. Verecek de bu suale cevap verecek. Ama muhatabı hakperest şey değil. Anglikan Kilisesi'nin papazı değil. Dedim, işte Kur'an'dır. Erkan-ı Sitte-i İman. Erkan-ı Hamsi-i İslam. Beş İslam'ın şartı, altı imanın şartı. Esas maksadı Kur'an. Bu iki şey, 11 madde. Hı hı. Bakın. Buna bir yerde de Kastamonu layıkasında herhalde Hakikat-ı İslamiyet diyor Üstad Hazretleri. Evet. Hakikat-ı İslamiyet yedidir diyor. Evet, birleştiriyor bir tanesini. Evet, yedidir diyor. Yani İslam'ın şartları yedi çıkardı değil mi? İslam'ın şartları değil de, İslam'ın değil de, Hakikat-ı İslamiyet diyor. Yani imanın şartıyla İslam'ın şartlarını birleştiriyor. Hakikat-ı İslamiyet diyor Üstad. Hayır, şimdi iman şartları ayrı, İslam'ın şartı ayrı. Üstad orada birleştiriyor. Bir tane ilave ediyor ya, İslam'ın şartlarına ilave ediyor, yediye çıkarıyor. Sen devam et bakalım evet. Esas maksadı Kur'an. Der ikincisinde, fikir ve hayata ne vermiş? Kur'an. Evet. Fikir ve hayata, yani düşünce sistemine ve yaşama ne vermiş? Dedim, fikre tevhid, hayata istikamet. Fikre tevhid, hayata istikamet. Buna dair şahidim, kul huvallahu ehad. Tevhid. Tevhid. Festakim kema ümirte. İstikamet. Emrolunduğun üzere dosdoğru. Ne diyor Üstad? İstikameti tamme, diyor mu? Evet. Evet, istikameti tamme. Her konuda istikamette ol. Der üçüncüsünde, mezahim-i hazıra nasıl tedavi eder? Yani insanların birbirine eziyet vermelerini. Boğuşmalar yani. Boğuşmaları, evet. Nasıl tedavi eder? İşte sosyalistlik var, kapitalistlik var. Değil mi? Burjuva var, bilmem, ezilenler var filan. Derim, hürmet-i riba, hem vücubu zekat, hürmet-i riba. Aslında orada hürmet diyor da ince ama ince değil aslında, hürmettir aslında da. Orada Latince'de böyle yazılıyor. Öyle. Bana haram oldu. Evet, hem vücubu zekatla. Evet, bu iki şey çok önemli değil mi? Kavgayı kaldırmak için bunlar lazım. Zekat ve... Hürmet-i riba. Ribanın haramiyeti. Şimdi de faiz ve alabildiğini herkese yayılmış vaziyette. Cemiyet hayatında. Eskiden zenginlerin falan gene... Şimdi bu
çeşitli vesilelerle bütün her kişiye yaygınlaştırdılar faiz. Bir de zekat da aşağı yukarı kalktı gibi bir şey. Buna dair şahidim yemhakullahur riba da. Yemhakullahur riba. Ribayı Yata ribayı kötü gördü yani haram gördü. Yemhakku ne? Mahvetti yani daha doğrusu. Ortadan kaldırdı yani. Mahtan, çok mahtan. Da. Yani riba kalkması lazım. Ve erhal Allahu meyha ve harramer riba ve abimus salata ve zekat. Evet, demek ki zekatın vacibiyeti ve ribanın kaldırılması. Bu da neydi? Neyin bir şey? Mezahim ve hazırayı bunlarla tedavi ediyor. Bunlar bizim olmamasından çıktı. Evet. Tıpkı gibi meseleden çıktı. O zaman demek bu kavga kesilmez bunlar olduğu sürece. İnsanlar sebep dururken neticelerde devam eder. Şimdi hocam bu riba sömürücü bir düzende değil mi? Evet. Şeyler, huzursuzluğa neden olur? Fakirlik ve zenginliği çatışmasıdır. Evet. Herkes zekatını verirse hiç kimse montaj olamaz, o zaman huzur gelecek. Bu kişi olmadıkça demek ki devam edecek bu huzursuzluk. İhtilal-i beşere ne nazarla bakıyor? İhtilal-i beşere ne nazarla bakıyor? İslamiyet. Evet. Yani bu ihtilal-i beşere derken hani bu insanların devreleri mi? Yok. Kavgalar herhalde. Dünya üzerinde ihtilaller oldu. Avrupa'da, Türkiye'de de, İstanbul'da da. Zaman seyri içinde. Bunlar İslamiyet ne nazarla bakıyor? Derim. Niye ihtilal oluyor? Derim. Say aslı esastır. Say. Çalışıp çalışma. Uzatmak. İşte bu kriz şimdi var ya dünyada. Bu hep bundan diyorlar. Çalışma durdu. Herkes parasıyla para kazanmaya başladı. Bütün dünyada. Ondan sonra işte bono bir yere geldi. İstihsal olmaz o zaman. Üretim yok. Evet. Kriz patladı bütün dünyada. Şimdi tamamen işsizlik var. Ama bu noktada çok dikkat etmek lazımdır. Mesela bazı Müslüman kardeşlerimiz diyor ki o dünya dalmayın. Halbuki bugün maddiyat hasredir. Herkes kendi çapına göre çalışacak. Masaj olmamak için. Hayır, aslı esastır. Hazırdan değil de çalıştı. Tamam. Zaten hadis var değil mi? İnsanoğlunun en şey emeği yediği elinin emeğidir diye değil mi? Öyle bir hadis var. Yani bu şekil olacak değil mi? Aslında Peygamber Efendimiz bir gün bir sahabe geldi. Ellerinde bile ya Rabbele nasır var. Bile sahabenin elini tuttu diye sahabelere gösterdi. Dedi işte bu elin ekmeği haladır. Evet. Ne şartı? Hayır. Say, evet, aslı esastır. Servet-i insaniye zalimlerde toplanmaz, saklanmaz ellerinde. Bu şeyde, Amerika'da bu şeylerin, mason teşkilatının bir para merkezi var. Ha, evet. IMF diyorlar işte. IMF mi diyorlar? Ha, IMF diyorlar. IMF, ha. Parayı orada tutuyorlar, gelip sen sıkıştın mı bir dünya devleti, geliyor oradan, heyet geliyor. Günlerce görüş. Türkiye işte kaç sefer geri gönderdi. Şimdi bugünlerde gene sıkışınca geliyorlar. Sana işte para veriyorlar. Ama iftihanı kesiyorlar. Tabii bunu orada yığmak için de gereken bir yolu tertip etti. Paraları yığmak için. Tabii. Ellerinde para var. Evet. Hemen sıkışan devlete götürüp veriyorlar ama işte ayda kaç milyar dolar faize gidiyor. Ve adam da bitiremiyor o borcu. 2013'e kadar bitirmeyecek ya. Evet. Demek ki ben esas... Ben okurken Tebbet'i bunu hep hatırlıyorum. Maluhu ma'anam. O mu? Ana, yani onun mal gücü onu kurtarmadı. Kurtarmadı. Yani bu buraya da şimdi tatbik ediyorum. Evet, evet. Yani netice itibariyle bu mal cemeden
ve tebbe mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Yani kurtarmıyor onu. Yani bu mal kurtarmak için yaparken aslında kurtarmıyor diye Kur'an haber veriyor. Bakalım bir nasıl olur, neticesi ne olacak? Evet, demek ki esas şey sahi aslı esastır. Yani meşru gördüğü çalışma, meşru kazanç. Evet. Servet insaniye zalimlerde toplanmaz. Şöyle oluyor işte. Toplanıyorlar sonra. Üzerinde oturuyorlar paranın. Saklanmaz ellerinde. Çünkü ihtiyarı beşer oluyor o zaman. Yani. Kriz oluyor vesaire. Buna dair şahidim değilse insani izle ma sa'a. Vellezine İşte bu ayet çok daha yaşıyor. Yeknizu ne? Yeknizu zehebe vel fiddete ve la yunfigu neha fi sebilillahi ve beşirhum bi azabin elim. Yüz maşallah bu cevabı. Doğru. Bu ne ayetin şeyi? Şey işte yani. Vellezine yeknizu ne? Kendisi. Parayı yiyemezler, toplama yani yerlerinde. Zehebe toplamak. Yani hayır, zehebe toplamak değil yani şey. Gitti. Almak mı? Zehebe gitmek değil mi? Ne? Zehebe altın gitmek. Ya. Altın kumaşı yayıyorlar, topluyorlar. Orada cemiliyorlar. Üzerinde oturuyorlar. Ondan Allah adına kimse vermiyorlar. Fî yani. Sebilillah vermiyorlar. Ve beşirhüm bir azabin elim. Evet. Azab elimi müjdeli onlara müjdeli, diyor. Müjdeli evet. İşte Allah Teala bin Nebi onlara istiza ediyor yani. Alay ediyor yani. Beşir hayırdan geldi de. Ona da faydalar olmayacak diye herhalde. Ve netice itibariyle şey değil işte onlar yani galip geleceğiz parayla diyor derlerken aslında işte ayetin dediği şey manfaat yok. Yani zarar görecekler. Bitti mi? Bu bitti. Bir de isterseniz bir de laik okuyalım. Dersi öyle bitirelim. Tamam. Öyle. Ben okuduğum yerleri böyle kırmızı kalemle yazdı şey yaptım. İşaretledim. İşaretledim. Sonra böyle teferrük okuruz inşallah. İnşallah. Kaçın sayfada burası? Burası 611. Yok. Elhamdülillah.